Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazın en güzel sebzesi taze fasulye tarifi hazırladım. Etli taze fasulye yapıyoruz. Tenceremi 400 gram dana etimi alıyorum. Ve etim suyunu salıp çekinceye kadar iyice kavuruyorum. Etlerim kavruldu. Üzerine 4 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz yağı biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz dana eti yağsız olduğu için yağ kullanmanız önemli. 2 orta boy kuru soğan ekliyorum ve kuru soğanları mümşeyinceye kadar kavuruyorum. Yumuşadı. İçerisini bir yemek kaşığı dolusu karışık salça ilave ediyorum. Domates ve biber salçası. Salçamın çiğ kokusu çıkana kadar iyice kavuruyorum. Ben genelde yemeklerimi kavurarak yapıyorum arkadaşlar. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki fasulyenizi kavurarak yapmadıysanız bir de mutlaka bu şekilde deneyin. Aradaki farkı siz de göreceksiniz zaten. Bu şekilde salçamın kokusu gidene kadar iyice kavurdum. Üzerine 3 adet orta boy domates ilave ediyorum. Ben domatesleri rendeledim. Dilerseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz. Şöyle bir dakika domatesimle kavuruyorum. Ve daha sonra sebzelerimi ekleyeceğim. Artık sosum hazır. Gayet güzel oldu. Üzerine 700 gram taze fasulyem var. Onu ekliyorum. Bir tanesi de yere düştü. Bir adet büyükçe patates ekliyorum. İçerisinde de patatesi çocuklar çok seviyor. Bir çay kaşığı karabiber. 2 diş irice kıyılmış sarımsak ekliyorum. Sarımsak o kadar güzel bir lezzet katıyor ki. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Toz biberi de her yemeğimde kullanıyorum. Rengini çok seviyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve artık bunları iyice kavuruyorum. Dediğim gibi sadece fasulyemin rengi değişene kadar bu şekilde kavuracağım. Öyle güzel mis gibi koktu ki. Nefis bir yaz yemeği. Kavurmayı devam ediyorum. Rengi değişmeye başladı. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir emoji de olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli biliyorsunuz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zilin sesini açarak en yeni bildirimlerden önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ayrıca paylaşabilirsiniz. Sizin destekleriniz benim için çok kıymetli. Üzerine 2 su bardağı su ilave ettim. Su miktarını dilediğiniz gibi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok sulu yemek sevmiyorum. Çok aşırı sulu yemeği sevmediğim için 2 su bardağı su bana yeterli geldi. Eğer ki düdüklüde yapacak olursanız 1 su bardağı su da yeterli gelebilir. Bunu da dikkat edin. Bazı fasulyeler çok su çektiği için arkadaşlar
suyunu üzerinden ekleyebilirsiniz. Beş dakika daha pişirip kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Sulu yemek ne kadar dinlenirse o kadar güzel oluyor. Bunu da unutmayın. Kıvamı oturmuş oluyor arkadaşlar. Nefis bir yemek oldu. Yanına bir bulgur pilavı, cacık mis gibi olur. Yemeğim dinlendi. Dinlendikçe nasıl güzel kıvamını aldı, suyunu çekti. Gördüğünüz gibi mutlaka bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Artık servis edelim. Su miktarı tam istediğim gibi oldu. Ne çok sulu, ne çok susuz. Yalnız düdüklü de yapacak olursanız lütfen suyunu az ekleyin. Çünkü düdüklü buhar verdiği için yemekleriniz sulanıyor. Eğer ki sulu olursa kapağını açıp bir 10 dakika o şekilde kaynatarak suyunu çektirebilirsiniz. Bu da bir püf noktası olsun sizlere arkadaşlar. Nasıl güzel, nefis bir yemek. Benim yazın en çok sevdiğim yemeklerden, sebzelerden bir tanesi. Çok da güzel pişti. Patatesini de göstereyim sizlere. Bir tarifin daha sonuna geldim. Yine güzel farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.